duyduklarım doğru mudur paşam? Doğrudur, Hayrullah Efendi. Doğrudur. Doğruysa hayırlı olsun. Sultan Murad'ın azledilmesi için gerekli fetvayı hazırlamanızı istiyoruz Hayrullah Efendi. Derhal hazırlarım paşam. Napolyon Efendi'den de Sultan Murad'ın akıl sağlığının yerinde olmadığına dair rapor isteyeceğiz. Başüstüne paşam. Benden haber bekleyin Mustafa. Başüstüne şehzadem. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl? Kurtulacak mı? Ne? Ya, durum kritik dedin, gittin ya evden. Evet, kurtulacak. Çok şükür. Sen nasıl oldun Ali abi? İyiyim bacım, sağ olasın. Ben içerim. Yolda Bekri anlattı bir şeyler. Gevezelik yaptım, eksiğe düştüm. Çok kızdırmadım inşallah size amirim. Kızmadım Bekri. Hoş geldin. Senden Sultan Murat'ın hükümdarlık yapamayacağına dair bir rapor istiyoruz hekim efendi. Derhal. Baş üstüne. Güzel. Başına gelecek olanı başından beri biliyorduk. Omuzuna binen mesuliyetin farkında mısın? Farkındayım pirim. Bil ki hiçbir Osmanlı padişahına nasip olmayan mesuliyetle karşı karşıyasın. Biliyorum pirim. Osmanlı'nın güneşi batıyor. Bu kaçınılmaz bir hal. Bu millet seninle yeniden doğacak. İslam alemine ve mazlumlara ilham ve umut olacaksın. Lakin dahili bedbahtlar senin kıymetini çok geç anlayacaklar. Bugünden itibaren Osmanlı'nın tahtına oturacak olan sultan hakkında tek bir olumlu yazı istemiyorum Server. Emredersiniz efendim İloş. Şimdi başlıkları duyabilir miyim? Osmanlı'da neler oluyor? Amcası hayattayken ona en yakın isim olarak bilinen Şehzade Mehmet, amcasını tahttan devirenlerle birlik mi oldu? Yoksa yapılan bu darbede parmağı var mıydı? Bunu da ekleyin Server. Başüstüne. Sana da geçmiş olsun. Mustafa öldü zannettin, zor günler geçirdi. Sağ ol. Onun için en güvenli yer annemin evi olduğu için orada kaldı. Mustafa'nın karar verecek herhangi bir durumu yoktu. Ağır yaralıydı, baygındı. Kararı da Bekri ile Ahmet vermiş. Önemli de değil. Size zaten elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık. Eminim öyledir.
Aldığımız istihbarata göre bu gece Sultan Murat tahttan indirilecek ve yerine Şehzade Mehmet geçecektir. Şehzade Mehmet, darbeci hükümetin tüm şartlarını kabul etmiş gözüküyor. Ancak her olayda olduğu gibi Şehzade Mehmet'in sözlerine ihtiyatlı yaklaşılmasında yarar vardır. Hazırlıklar tamam mı yüzbaşı? Tamamdır paşam. Öyleyse yarım saat sonra Sultan Murad'ı odasından alın. Kendisine tahttan azledildiğini bildirin. Ailesiyle birlikte Çırağan Sarayı'na nakledin. Emredersiniz paşam. Kendisine en ufak bir biçimde zarar verilmeyecek yüzbaşı. Emredersiniz. Ne diyorsun paşam? Bu Mithat Paşa'nın meşrutiyet sevgisi başımıza çok dert açabilir paşam. Haklısın Redif Paşa. Ben de sana katılıyorum. Şehzade Mehmet'i tanırım. Zannedildiği gibi kolay olmadığını biliyorum. Ben de artık yemeği hazırlayayım kızım. Acelesi yok. Misafir gitsin, sonra hazırlarsın. Ben kalkıyorum artık. Nereye? Bir yere gidemez. Bırak, ısrar etme. Olmaz. Sen yemeği hazırla dadı. Neden? Bu saatte çıkman dikkat çeker. Burada kal. Tahttan azledildiniz. Hazırlanın. Çırağan Sarayı'na nakledileceksiniz. Kan istemem. Saltanat istemem. Kan istemiyorum. Saltanat istemiyorum. Kan istemiyorum. Size kan istemiyorum. Saltanat istemiyorum dedim. Allah'ım, sen bana istediklerimi yapabilmek için güç ver. Bir hayal kırıklığına uğrattın Leyla.
Mustafa'nın hayatta olduğunu benden gizlediğin gibi Mithat Paşa'ya gidip Şehzade Mehmet'in hayatta olduğunu ve tahta çıkmaya hazır olduğunu sen söyledin ve bana ihanet ettin Leyla. Sana son bir şans vereceğim Leyla. Bu gece Mustafa'yı öldüreceksin. Güvenip güvenmeyeceğimiz konusunda emin değilim. Bırak Ali abi, ben hallederim. Sağ olasın bacım. Mustafa uyanmadı mı da?
Uyuyor hala. Ben uyandırırım. Mustafa. Mustafa. Yüce Efendi. Yüce Efendi. Lan Mustafa! Ne var lan? Ne var lan diyor. Lan oğlum inme indireceksin lan bana. İnme inecek bir tarafıma. Yaralardan herhalde. Derin uyuyorum bu ara. Kalk hadi kardeşim. Kalkacağım şimdi. Yüce Efendi. Bir an öldünüz sandım. Görüyor musun dadı? İstenmediği halde kaldı bu evde. Ya sorma. Kör olasıca. Benden bahsediyorsunuz galiba. Doğru. Senden bahsediyorum. Ben ekmeği getireyim. Merak etme gidiyorum. Kocamdan. Uzak. Onun için neleri göz aldığını tahmin bile edemezsin. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabah. Peş peşe hatalar yaparak meclisimizin en mühim bölgesi olan Osmanlı topraklarında muazzam bir güç kaybına neden oldun. Yeni bir sultan tahta çıkıyor Miloş. O çok tehlikeli biri. Tüm planlarımızı alt üst edebilir. Bir süre idareye el koyacağım. Bir hafta sonra meclisi topla. Benle sakın çatışma. İtaat et. Yoksa öleceksin. Thank you.
Hazırsanız gidebiliriz şehzadem. Taht-ı Hümayun sizi bekler. Ben Abdülmecit Hanoğlu Abdülhamit Han. Padişahlık Allah'ın nasip eylediği mübarek bir mesuliyet benim için. Bu mesuliyeti Allah'ın biz kullarına tarif ettiği hak yolundan sapmadan yerine getirebilmektir ilk dileğim. Rabbim bana şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış Osmanlı toprağını korumayı, bu topraklar üzerinde yaşayan insanları huzur ve adaletle yönetmeyi ve yaşatmayı nasip eylesin. Kalleş bir darbe neticesinde tahttan indirilerek katledilen amca sultanım Abdülaziz Han'ın aziz hatırası önünde beyan ederim ki onun katillerinden hesap soracağım. Ve andolsun ki tüm cihanda İslam'a, bayrak ümmeti Muhammed'e umut olmak için son nefesime kadar yılmadan, durmadan çalışacağım. Nereye gidiyoruz kardeşimiz? Ulan bir patlama lan. Ya Mustafa, vakiyemize karşıdan bir ışık gelecek. Bu trenin solundan hakka yürüyeceğiz. Ya da sultanımızın yaptırdığı demir yolundan gelecek. Bir tren çarpacağız, geleceğiz ikimiz de.
Ölmek falan yok. Daha sorulacak hesaplar var. Doğru söylüyorum kardeşim. Bizim hesaplar sor sor bitmez. Mustafa'm. Bak bu tünel benim üstüme üstüme geliyor kardeşim. Oğlum sen de şey olmasın lan sakın. Ne olmasın? Kapalı yerde kalma korkusu. O neymiş? Ölümcül bir hastalık. Ne diyorsun Mustafa? Klostrofobi. Kapalı yerde kalma korkusu. Mustafa'm bak yemin ediyorum o klostrofobiden bende kesinlikle var. Hemen buradan çıkalım. Hemen. Çıkalım kardeşim. Allah'ım. İktidar olabilmek için kendine gerçek bir yeraltı teşkilatı kuracak. Haklısın. Kendi gizli teşkilatını kuracaktır şüphesiz. O zaman hemen karşı harekata geçmeliyiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hilafetimize ve sultanımıza mahsus teşkilatın ilk toplantısını Allah'ın izniyle başlatıyorum. Allah nasip eylemiş, sultanımız tahta oturmuş, lakin devleti Aliye'ye baş olamamıştır. Teşkilatımızın evvel emirdeki maksadı, sultanımızın tahta muktedir olmasını temin etmektir. Vaziyet fena. Siyasi, mali ve askeri çöküntü içindeyiz. Osmanlı'yı yeniden imar edeceğiz. Ama zaman kazanmalıyız. Lakin bazı savaş taraftarı paşalar Rusların kışkırtmasına dayanamayıp İngilizlerin teşvikiyle devleti âliyi savaşa sürüklüyor. Rus savaşı kaçınılmaz olabilir. Ama savaşa mani olmak için her şeyi yapmak lazım. Siz, Mustafa, Ali, öncelikle amca sultanımın canına kıyan pehlivanları, bütün darbeci melunları, amcamın mal varlığına göz dikmiş bankerleri, Nur Sultan'ın mücevherlerini yağmalayan sarrafları ve Çerkez Hasan'ın kalemini kıran kadıyı, hepsini ama hepsini ibreti alem için. Bütün bunlar caiz midir Pir'im? Caizdir sultanım. Öyleyse Allah utandırmasın. Amin Sultan. Amin Sultan. Lakin şunu bilmenizi isterim. Uzunca bir süre size sahip çıkamayabilirim. Yalnız ve bir başınıza kalabilirsiniz. Devletin kolluk kuvvetleri tarafından aranmaya, yakalanmaya ve hatta kurşunlanmaya hazır olun. Üzülmeyin Sultan. Biz uzun bir süredir bu hale alışkınız. Hak arayan varsa hakkını verin. Baş kaldıran varsa başını kesin. Efendiler. İşte yeni Padre Ejder. Bana söylemeliydin. Evvela bankerleri ve pehlivanları koruyacaksınız. Çünkü Mustafa Bey ekibi bunları ahaliye ibreti alem olsun diye teşhir edip öldürecek.
Böylece ahalide sultanın hesabı soruluyor hissinin teşekkür etmesini sağlamak isteyecekler. Siz buna engel olacaksınız padre. Çünkü Şehzade Murat ölmedi. Çırağan Sarayı'nda esir hayatı yaşıyor. En kısa zamanda tekrar Şehzade Murat'ın tahta çıkmasını sağlayacağız. Baş üstün efendim Loş. Ben konuşurken bir daha sakın lafımı kesme. Bir, pehlivanlar. İki, sultanımızın haremini yağmalayan askerler ve oradaki mallarını satın almaya çalışan bankerler. Üç, darbeci paşaların yanındaki rütbeli subaylar. Hepsi gereken şekilde cezalandırılacak. Çıkabilirsiniz. Bu ekip bize yetmez, sayımız çok az. Yeter. Nerede çoksak orada azız. Nerede azsak orada da çoğuz. İyi plan yapıldığında her şey yapılabilir. Arnavut. Buyurun amirim. Oğlum amirim mamirim yok. Bundan sonra bana abi diyeceksin, yanarız. Hani gizli teşkilatız ya. Ha? Sultanımızın dediği gibi. Teşkilatımız cismen var. İsmen değil. Anlaşıldı. Anladım abi. Arnavutcuğum. Senin yüreğimi sarayı basan subayların ve askerlerin bir listesini çıkartıp hemen bana getirmek, anladın mı? Tamamdır Ali abi. Sen hiç merak etme. Aferin Hasan. Mustafa, ben çıkıyorum. Nereye? Beyoğlu'nda bir işim var kardeşim. Sen ne cüretle benim sözümü kesersin? Ne yapmaya çalışıyorsun sen Miloş? Öldür beni Akbar. Ya öldür ya da meclisimizin önünde onurumu çiğnemekten vazgeç. Kibirlenme Miloş, kibirlenme. Kibir başarısız insanların tek çıkış yoludur. Kibirli olmayacak kadar yaşlıyım ben. Sen daha bu dünyada yokken ben yüce meclisimiz için savaşıyordum efendi Akbar. Evet yaşlısın Miloş. Görevlerini yerine getiremeyecek kadar yaşlısın. Bak, bu gözlere bak Akbar. Bu yaşlı gözler senin gibi çok hırslı adamlar gördü. Biliyor musun? Bu süslü lafları bırakalım artık. Bırak, kabul et. İsteseydim seni öldürebilirdim. Buna yetkim var biliyorsun. Ölümden korkacağımı zannetmen ne kadar acı. Bak, bana iyi bak Akbar. Ben bir ölüyüm. Benim ruhum çok önce öldü. Şimdi senin yaşında olacak bir oğlum vardı. Ama yüce meclis onu beni sınamak için aldı. Rabbin İbrahim peygamberi oğluyla sınaması gibi. Ama bu sınavda bir fark vardı. Rab İbrahim peygambere bir koç gönderdi. Oysa yüce meclis bana hiçbir şey göndermedi. Ama ben sadakatimi ispatlamak için oğlumu yüce meclise kurban ettim. İşte o zamandan beri öyle bir ruhla dolaşıyorum. Ölü bir ruhu öldüremezsin. Ölüler ölümden korkmaz efendi Akbar. Yine eski hikaye. Sen bir akbabasın. Korkarım senin gibi yeni nesil akbabalar
bu meclisi uçuruma sürükleyecekler. İkinci bir emre kadar bütün yetkilerin elinden alındı İhtiyar. Senin neler planladığını gayet iyi biliyorum. Ama şimdilik bilmemezlikten geleceğim. Sadakatimle bağlı olduğum yüce meclisimizin menfaatleri için. Aslında ben seni öldürmeni istedim. Ama kabul görmedi. Sürekli aklınızdan savaşmayı geçirmeyin Rüştü Paşa. Redif Paşa. Meseleyi sulh ile halledelim. Bağışlayın ama sulh yapmaya kalktık da ne oldu sultanım? Savaşmadan Rusların akıllarını başına getiremeyiz sultanım. Bize savaş değil, barış lazım. Çünkü ancak barış zamanında ülkeyi kalkındırabiliriz. Savaşmazsak barış masalarında bizleri parça parça bölüp yok edecekler sultanım. Bunu düşüneceğim. Filinta Mustafa'nın zevceleri Leyla Hanım sizinle görüşmek isterler sultanım. Allah Allah. Beklesin, görüşeceğim. Yaralısın. Seni koruyamamaktan korkuyorum. Sen nasıl bir insanla konuştuğunu unuttun galiba. Evimin kadını olamayacağıma göre bırak da bildiğim işi yapayım. Ayrıca beni birinden korumak istiyorsan bu dönemde Leyla'dan korumanı tavsiye ederim. Öyle bir konuyu sizinle konuştuğumu ne olur Mustafa'ya söylemeyin sultanım. Merak etmeyin Leyla Hanım. Beni ayıplamayın. Ama derdime deva olabilecek sizden başka kimsem yok. Tamam Leyla Hanım. Silin artık gözyaşlarınızı. Ben konuşacağım. Allah sizden razı olsun. Ben kocamı çok seviyorum. Ama o kadın aramızda olduğu müddetçe
Selanik'te doğdu. Banker Boris Saharis'in karısının kız kardeşi. 12 yaşında Fransa'ya gitti. Fransız konsolosluğunda çalışmaya başladı. Bu sırada tanıştığı dünyanın sayılı zenginlerinden Edmund Sultan'la evlendi. Edmund'un şüpheli ölümünden sonra dünyanın sayılı zengin kadınlarından birisi oldu. Ali! Sürem, Sürem iyi misin? Yaralı değilsin değil mi, iyi misin? Çantamı aldı Ali, çantamı aldı. Ne var çantada Süreyya? Bu çanta için kendini perişan ediyorsun. İçinde mücevher mi var, evrak mı var, ne var? Tamam Ali, tamam, yok bir şey. Sen kimsin be Süreyya? Kimsin?